Evet abi. Nerede kalmıştık en son? Naples ile Naples ile değil, Naples'ın Aragon'daki Reconquest topraklarını, Kor topraklarını geri aldık Reconquest savaşımızla. Karaman'ı şu an anneksleme aşamasının son çeyreğine gelmiş bulunuyoruz. Osmanlı, Kütahya ve Denizli ya da sadece Denizli miydi? Sadece Denizli'ymiş. Denizli de OPM olarak kaldı. Onu vasal olarak alıp tek seferde Candarı Reconquest'e tekrar Osmanlı'ya kattık. Osmanlı'yı vasal olarak almanın tadı da Bizans'ta tabii bir ayrı oluyor. Onu da belirtelim. Şimdi burada şöyle bir mevzu var. Aragon artık yeryüzünde yok. Aragon'un burada eski claimleri var. O yüzden şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ben Naples'tan bir tane toprak almayı düşünüyorum ve orada Aragon'u çıkartma gibi bir düşüncem var. Nereye alabiliriz? Mesela Calibra. Calibra değersiz bir toprak. Bizim ihtiyacımız olan da bu. Kalibra'yı seizleyebiliriz Naples'tan. Peki bu Naples'ı nasıl etkileyecek? Calabria'ymış, Kalibra değilmiş. %35 and become %0. Hiçbir sıkıntısı yok. Tamam. Şimdi buradan ise Aragon'u çıkartamıyor muyuz? A kültürü Katalan olması gerekiyor. Bir dakika, biz bunu unuttuk. Evet. Şimdi bir devleti vasal olarak çıkartabilmek için o devletin ana kültüründe bulunan korlarından bir tanesine sahip olmanız lazım. Mesela Aragon'un ana toprakları bu bölgeler. Bunlar hangi kültüre bağlı? Iberian kültür grubundaki yok, direkt kültür grubuna bağlı, kültür ailesine bağlı olması yetiyordu diye hatırlıyorum. Ama biz burada daha doğrusu İtalyan kültür ailesinden bir toprak Aragon'u çıkartmaya çalıştığımız için burada bir sıkıntı yaşadık. Bu toprağı boşu boşuna çektik aslında. Şöyle yapalım. Biz bunu Naples'a geri verelim. Calabria nerede? Bu neden terste dizili? Onu da bilmiyorum ama geri anneks ettiğimizde bu toprakları geri alırız. Şimdi orası patladı. Şöyle yapalım. Bu arada Katolik'e dönmekten vazgeçtim. Neden? Avrupa'yı Ortodoks'a çevirmek daha bir keyifli olacağı benziyor. Bu arada Protestanlık İsveç'te başlamış. Brandenburg tamamen Protestan olmuş, büyük ülkelere bakıyoruz. Bohemia Protestan olmuş. Burada Landschaft bir gelişim göstermemiz çok fazla ama Protestan. Yine hani ağırlıklı olarak Kuzey Avrupa historik olarak da Protestanlar dönüşecektir bu oyunda. Anglikan Kilisesi'nin İngiltere'de çıkıp çıkmaması bir konu, ayrı bir konu. Fransa, İngiltere. Şimdi biz İngiltere ile el ayla alabiliyoruz. Şimdi İngiltere ile neden el ay olduk? Bir, evlilikle birlikte bir PU yakalamaya çalışacağız İngiltere'den. İki, Kastil Savaşı'na çağırabilirsek, Kastil Portekiz'i çağıracağı için ve İngiltere bizim yanımızda saf alacağı için Portekiz İngiltere müttefikini kırmış olacağız. Ek olarak deniz gücüne ihtiyacım var İngiltere'nin. Ben tek başıma zorlanırım Kastil artı Portekiz'i. Kaldı ki Portekizlere bağlı Karayipler var. Kastil'e bağlı Brezilya Kastil kolonisi var.
Bunlardan da gelecek olan gemiler olacak. Zaten şu boğazı tuttuktan sonra benim işim aslında çok kolay. Yani şu dışarıdaki körfezlerde hiçbir deniz üstünlüğümün olup olmaması benim için önemli değil. Kastil Savaşı'nda ne alabiliriz? Orası ayrı bir konu. Bir kere kesinlikle bir tane Aragon'u çıkartabileceğim toprak alacağım. Ne diyor? 1662'de artık şey korundan çıkacakmış. Aragon koru olmaktan çıkacakmış. Şöyle şu topraklarda. Pekala. Burada Granada'yı çıkartmak 4 toprak için bir fayda etmez. Fakat şu boğazın kontrolünü alırsam Portekiz'den Tangeri ve Kastil'den Cebeli Tarık, yani genel olarak Cebeli Tarık boğazını kontrolünü alırsam ileriki savaşlarda benim için daha faydalı bir foothold olabilir. Yani askerleri direkt olarak buradan içeriye doğru yaymak da benim için daha rahat olur. Ek olarak kuzey kıyılarından toprak almayı düşünüyorum. Fakat oraya kadar core range'imiz var mı? Yani aslında bu Tunus toprağını almış olmamız bize buradaki sıçramaya olanak sağlayabilir. Onu tabii savaşın vakti geldiğinde yapacağız. Şimdi Portekiz ve Papalık, mesela Papalıktan bir Reconquest için çıkartabileceğimiz kimse yok. Aslında ben bir Tuscany ile savaş başlatabilsem bu mükemmel olacak ama biz buraları işaretlemiştik fakat henüz bir claim alma girişimi olmamış Naples'ın. Venedik tarafında da toprağı olmadığı için ben yine çıkamıyorum claim almak için. Şunu yapabiliriz ama Napoli'yi elinden alırız diyeceğim. Burası da başkentiymiş, onu da yapamayız. Biz şu Venedik'e bir şey yapalım. Tekrardan Spy Network'ümüzü kurup claim'lerimizi alalım. Çünkü Polonya şu an farklı bir savaşta. Riga ile savaşıyor. İsviçre'yi herhalde çıkartmış. İsveç'i pardon. Aynen. Bundan sonraki savaşı çok daha rahat olacaktır zaten. Şimdi Polonya önceden Venedik'le arası iyi olduğu için bize katılmak istemiyordu. Şimdi bakıyoruz. Venedikler Polonya halkını seviyor. Polonya halkı da Venedik'i seviyor. Fakat 98 opinion'ı var. Ve improve relation düşmeye başlıyor. Yani ben burada favorları reduce opinion'ı kullandığımda bunda 527, 5 sene sonra kullanabiliyormuşum. Direkt bir eksi 100 puan yiyecek Polonya ve Venedik için. Bu sayede eksiye düştüğünde artık o kadar da aman bu benim kıymetli arkadaşım, yok ben bunu savaşa girmek istemiyorum lagalugasını bize yapmayacak. Bu arada ekonomimize bakacak olursak enflasyon düşüşte, gayet güzel. Novel Sharing alıyoruz Etiyopya'dan, yaklaşık 2 dukat diyebiliriz buna. War Reparation 1,5 dukat da buradan. Bunlar tabii kalıcı olmayan gelirlerimiz. Vasallardan güzel para topluyoruz. Yani aslında ekonomimiz iyi durumda. Şimdi ekonomiyi kontrol etmenin sebebi şu. Burada trade'den biz şu an çok kötü. Yani bu olmaması lazım trade'imizin. Trade'i arttıracağız. Bu yayının YouTube'da izleyenler için bu videonun ana konusu aslında yayılma politikası değil de ülkeyi birazcık daha stabil hale getirmek, optimize etmek diyelim. Performans çalışması yapacağız ülkede biraz daha. Ama tabii ki yine de savaşlarımız olacak. Yani Suriye'nin burada bir sürü claim'i var. Bunların hepsini alacağız Memlüklerden. Hatta Rakka'yı da alacağız. Aynen. Ne diyecektik? Ha, şimdi ekonomimiz iyi. Yani bu paralar harcanmayı bekliyor. Ve bu paraları da nasıl harcayacağız? Ülkede Afrika topraklarını saymazsak şu an için, yani Balkan topraklarında ana
misaki milliye sınırlarımızda diyelim. Kalenin korumadığı bir nokta olmayacak abi. Mevzu bu. Bunu da tabii ki kale dikmeye başlayarak yapacağız. Tabii ben bunu para biriksin diye beklemeyeceğim abi. Ben şöyle tüm loanlarımı bir alayım. Bu arada yapabileceğimiz great projectler falan varmış. Bunları tabii daha sonraya. Şimdi bir tane obsidiana koyduk. Şu kısım biraz önemli. Adalara kale kursak mı kurmasak mı? Mesela şurada Atina'ya kurmuş olursam hem Negroponte'ye hem Naxos'a hem de Korint'i biz aslında güvenceye almış olacağız. Onunla beraber Achaia'ya bir tane kurarsam. Moria'yı ve Arte alacak ama Cephalonia dışarıda kalacak. Şu bölgeyi birazdan tekrar bakalım. İlk önce şuralara bir odaklanalım. Şimdi Don Kraji tepelik bölgeymiş. Lika ormanlık bölgeymiş. Don Kraji'ye koymam benim şu yukarıdaki bölgelerde eğer ileride alacak olursam şey yapmamı sağlayacak. Şuraya bir kale hem sınırda bir kalemiz olmuş olsun. Don Kraji'ye bir kale. Dedik bu bölgeyi de tamamladık. Şimdi burada bizim hiç mountain'ımız varmış. Bu mountain'ı almak demek Corfu, Alunas, Arta ve Epirus'u güvenceye almak demek. Ne kaldı geriye? O zaman Cephalonia'ya ayrı bir tane kale koyalım. Ya çünkü şimdi şöyle bir mevzu var. Biz savaşa başladığımızda aslında düşman askerleri, AI yani bilgisayar bir bakıma bu haritaya göre, şu an gördüğünüz harita moduna göre toprak işgallerine başlıyor. Yani ben neden gelip Gelibolu'yu işgal edeyim ki? Eğer ben İstanbul Kalesi'ni almadan Gelibolu'dan ayrılmış olursam, işgal etmiş olsam da yaklaşık bir gün içinde Gelibolu tekrardan işgalden kurtulmuş olacak. O yüzden diyor, ben Nikopol'ü, işte Trinova'yı, Nisi, yani boşta kalan toprakları işgal ederim. Şimdi bunun hem avantajı var hem dezavantajı var. Şimdi buraları öncelik olarak aldığı için tabii şuralardan geçebildiklerini farz edelim. Mesela Polonya üstünden geldiler diyelim. Şurayı komple alıyorlar. Tabii biz bu sırada belki de ofansif bir savaş veriyoruz farklı bir yerde. Belki de İtalya toprakları üstünden papalığa saldırdık. Yani bizim ilgimiz burada değil. Buradan atlıyor, geliyor Abydos'u, Opsikion'u alıyor. Geldi burada Antalya'yı aldı. Örnek veriyorum. Hani parça parça bir işgal altında oluyorsun. Hani ben ordumu getireyim tek seferde tüm Balkanları toplayayım, yok. Ya bir bakıyorsun Anadolu'da 5-6 parça işgalli yer var. E tabi onları o şekilde bırakırsan ne oluyor? Geliyor Vorexas tavan yapmaya başlıyor. Vorexas tavan yapınca stability düşmeye başlıyor. Stability düşüyor, isyanlar çıkıyor, öyle öyle derken bu tam bir snowball etkisi yaratıyor aslında. Bir de tabii isyanlar çıktığında kalelerin kendileri fethedilmediği sürece şu toprağı işgal etse bile bir ayrılıkçı isyancı veya şurada gösterir mesela Zadar'da kim varmış burada ayrılıkçı? Biz bunu kimden almıştık? Ragusa'lı ayrılıkçılar çıkıyor şimdi Zadar'da. Veya atıyorum Venedik'te ayrılıkçılar çıkıyor. Bir kale tarafından korunmuyorsa şurada nerede? Gerçi burada da ayrılıkçılar artık şeyi kalmamış ama ya da ben mi göremiyorum ya? Heh, separatizm artı 0.50 mesela. Burada bir senelik ayrılıkçı şeyi kalmış artık. Ama şimdi ayrılıkçı isyanı çıkıp Zagreb'i işgal ederse Bosnalı ayrılıkçılar buraya çat o 0.50 oldu sana 10.50. Yani demek istediğim bu. Eğer toprak korunmuyorsa isyan tipi ne olursa olsun bu arada yani şey de çıktığında halkın kendisi yani işçi emekçi ekibi
grubu isyan ettiğinde de ne oluyor? Otonomi yükseltiyorlar. Ama kale koruyorsa tabii otonomi bundan etkilenmiyor. Mevzu o yani. Otomatik koruma gibi düşünebiliriz kaleleri barış zamanında da isyanlar için. Mevzu ondan ibaret. Şimdi Epirus'a kurduk. Athena'ya kurduk. Ne oldu? Sefalonya'ya kuracağız bir tane. Her yeri ben şey altına almak istiyorum. Koruma altına almak istiyorum. Buraya biraz development basalım. Sıkıntı yok. Development basmak güzel bir şeydir. Girit adasına bir tane dedik. Tamam. Dediğim gibi Tunus'u şu an için şey yapmayacağım. Gemiyi taşımacılık falan gideriz bir şekilde oraya. Önemli değil o. Şimdi parayı da harcadığımıza göre, yeterince borca da girdiğimize göre asıl mevzumuz birazcık da biz neden ticaretten bu kadar az kazanıyoruz? Misal, Ragusa Trade nodunun neredeyse toprak bütünlüğü olarak %90'ı, 90'ından fazlası bizde olduğu halde bizim buradaki gücümüz neden bu kadar az? Çok fazla detayına girmeyeceğim. Neden az olduğunu çok da fazla açıklamayacağım da zaten ileride ayrı bir ticaret eğitim videosu planlıyorum. Orada bunun detaylarına gireriz. Ben direkt kendi ticaret gücümü geliştirme yönünde hamleler yapacağım. İlk önce şu bir ara edikt uygulamıştık. Bunlar ne durumda? Benim Ragusa'daki gücüm ne kadar fazla olursa İstanbul'da da o kadar fazla para korurum. Gerçi İstanbul'dan çıkan para zaten Ragusa'ya geliyor ama Ragusa'da da dağılıyor para. İşte mevzu burada. Şimdi şunu yapacağız abi. Biz tüm bu bölgeyi protectorate diyeceğiz. Bunlar benim state maintenance'ımı arttıracak. Evet. Fakat benim için çok da önemli değil şu noktada. Ben belki matematiğini hesapladığımızda daha fazla para kaybedebilirim bu işlemin sonunda. Fakat içeride daha fazla trade tutacağım için, trade miktarını daha fazla ben kendim ayıracağım için ne oluyor burada? Venedik noduna gidecek olan miktar azalmış olacak. Düşmanlarım daha az para almış olacak. Hani o şekilde de kendini fitleyebilir durumu esasında. Aynısını İstanbul için de yapmayı düşünüyorum. Fakat yapalım ya hadi full protect trade abi. Ticaretten dışarı mümkün olduğunca oyunun başı için diyelim. Yani bu trade noktalarını tamamen korumamız altına alana kadar böyle bir işlem yapalım. Ek olarak en fazla trade power'ı veren kim ise 10.2, 13.2. Konstantinopolis zaten seviye 2. Herhalde burası. Bunu niye basamıyorum? Seviye 2 istiyor. Şöyle yaptık. Buradaki trade güçlerimiz arttı. Şimdi şuna bir bakalım. 18.58 olan trade gelirim. Aynı zamanda benim gemilerim nerede? Bunları da. Hatta şöyle yapalım. Gemileri şimdilik Protectorate'e koymayacağım. Yaptığımız işlemlerin bize ne kadarlık bir gelir getirdiğini kontrol edelim. 18.58'den Stability 3 yap diyor. İngiltere senle evleniriz. Bu arada PU'ya çekebileceğimiz kimler var? Ondan sonra. Ne diyor? Athena'ya market. Bura market kurarız zaten. Biraz markete de para harcayacağız. 18.58'den yani 1 dukat arttı. Tabii bu yaptığımız işlemler yani %50 local trade power diyor da bu %24'ü veya %20'yi %50'sini alıp ekleme değil. Bizim burada base trade power'ımız kaçsa onu %50 arttırıyor. Ekstradan siz yeni bir tane amiral Konstantinopoli koru. Sizler yatışa geçeceksiniz abi. Mothballlıyoruz size.
etti? 20.50 etti. Pekala. Şimdi Osmanlı'dan trade gücünü alsak ama loyalty desire'ı yüksek olduğu için biz istesek de vermeyecek bunu bize tabi. Suriye'den alabiliriz. Trade'i aktar. Karaman zaten aktarıyor. Pekala. Şimdi benim Memlüklere saldıramıyorum. Neden? Ne zaman bitiyor? 24 senesinde bitiyor. Tamam, bu kesin iptal. Bu sırada bir savaş yapabilir miyiz? Manpower azmış aslında. Geç abi. Tamam, bir süre Manpower da biriksin olarak bekleyelim. Ne oldu? Genoa Great Horde'a savaş ilan etti. Bir stability. Bir yerden bir şekilde şunu şey yapabilsek aslında ama Religious Unity bizi bayağı sıkıntı veriyor derken bunlara geri başlayacağız aynen. Yani bayağı bir toprak Katolik'e çevirdik ama yok abi, yani kararımı değiştirdim. Patriarch Authority'den gelen 133 manpower, hani güzel. Aslında birazcık düşününce buradan güzel işler yaptırabiliriz. Kendi keyfimize göre şunlar da geçiş yapar. Ne oldu? Ha, o ayrılıkçılar zaten bizden çıkmıştı, geri döndüler. Tamam. Siz çalışmaya dönün. Siz çalışmaya dönün. Bulgaristan'la ayrılıkçılar çıkmak üzereymiş. Army Reformer'ımız ölmüş. Bunu sil. Bir tane seviye 1 veya seviye 2 alabiliriz. Başka ne var? Bosnalı ayrılıkçılar var. Lan daha yeni öldürmedik mi? Yok, o Kroyeşya'ydı. Hırvatistan mı oluyordu? Hırvatistan herhalde. Burası. Tamam, Manisa. Manisa mı oluyordu burası? Antalya. Coğrafyam da çok kötü ama. Napoli'de, ha benim değil bu. Tamam. 231 dukat karşılığında baya bir base tax alıyoruz. Bu bizi borca sokacak ama development her zaman iyidir abi. Tamam artık looming disaster mı? Neden? Aa, influence fırladı. ...24 senesinde %5 azalacak. 2 sene sonra. Ya o patlayana kadar biz şeyini hallederiz ya. %0,5 artıyor zaten. Sıkıntı yok. Şeyi unuttuk. Reinforce speed istemiyorum. Farklı birisine gönder bana. Land maintenance de istemiyorum. Gitti zaten. Kaça düştü? %97. Geri %100'e çıktı. Ticaretten gelen gelir arttıkça influence etkileniyor. Reinforce speed. Bu reinforce manpower recovery'den farklı bir şey. Ordu hasar aldıkça Manpower rezervinden ordunun içine çekilen asker miktarını, yani o hızı arttırıyor aslında. Her ay yenilenen asker miktarını arttırıyor. Son bir kez daha yenileyeceğim. Ondan sonra daha fazla para harcamayacağım buraya.32, 31, 30. National Manpower artı 10. 10.20 şu kadar çok fazla ya. Şimdilik reinforce'u alalım. Sıkıntı yok. Buna para harcamayacağım upgrade için. Naples'a şey diyebiliriz ama ya. Rivalları ambargola. Ne kadar borcu varmış? 94. Kalsın, bizim de borcumuz var. Şurası. Misyoner gücü artı 1. Institution Embracement Cost artı %10. Yani ekonomimiz artık bu %10'luk şeyi kaldırabilecek seviyeye geliyor. Tolerance of Heretics. Biz artık yani misyoner gücüne şey vermemiz lazım, ağırlık vermemiz lazım çünkü
Bayağı bir, yani bayağı birden kastım cidden bayağı bir toprağı Ortodoks'a çevirme planımız var. Çünkü neden biz onların dine değişelim? Onlar bize ayak uydursun abi. Zaten şu an Protestanlığın ve ileride reformun çıkmasıyla birlikte, yayılmasıyla birlikte Avrupa aslında politik olarak zayıflayacak, ittifaklar bozulacak, devletler birbirini korumak istemeyecekler. Zaten kendi içlerinde çatışmalar başlayacak. Özellikle din savaşı inanılmaz eğlenceli olacak. Biz saf alacağız tabii ki de din savaşında. O bizim için işte golden opportunity olacak. İşte o zaman gerçekten Avrupa'ya saldırı yapacağımız zaman olması gerekiyor. Eğer bir aksilik çıkmazsa diyelim. Şu bir patlasa rahatlayacağız. Karahisar. Buna gidelim. Karaman askeri yok bunu şey yapacak kadar. Hop aldı. Aynı zamanda şunun da şeyini kapat. Heh, çıktı çok güzel. Yetişmek lazım oraya ama yetişemeyeceğiz gibi. Ne diyor? Tlemcen'in slave trade. A Slaver Sultan Happens. Annamada 2 Base Production. Oyunun sonuna kadar artı 5 Local Trade Power, artı 110 Institution Spread. Ama burada artık deniz ekipmanları yerine köle ticareti yapacağız. Veya teklifi reddederiz. Kölelerin fiyatları ne kadarmış? 2 Dukat. Lokal misyoner gücü artı bir veriyormuş. Annaba neredeydi? Ne veriyor? Naval Force Smith 0.5. Kölelerin fiyatı ne kadar da güzel bir cümle oldu tabii. Yok abi gerek yok ya. Ben 10 prestijim malı geçeyim. Zaten bir yerden sonra kölelik Katolikler değil. Tüm Hristiyan halklar falan yasaklanacaktı. İşte artı 10 separatizmi yedik mesela buradan. Şimdi baktığımızda nerede separatist? Niye göremiyorum? Şeyden dolayı mı? Zaten isyanı çıktı buranın. Bir süre henüz çıkmayacak. Yo aslında göstermesi lazım ama bilmiyorum şu an niye böyle oldu. Normalde o artı onu yazması gerekirdi. Eklenmesi gerekirdi. Şimdi ufak ufak şu önce %4'lü diyelim. Çünkü en çok interesti alan bizden oydu. Orada Karaman toprakları artık bize katılmak üzere. Bu benim hem Halep'teki hem de şey İstanbul Konstantinopolis Trade Node'undaki gücümü arttıracak. Tabii her ne kadar ben Trade Power'ını alıyor olsam da benim yapacağım geliştirmelerle, benim kendi modifierlarımla daha iyi sonuç verecektir diye düşünüyorum. 420 dukat kaybet diyor. Gerek yok. 2 artı 2 adres sıkıntı yok. Şu kaleleri kapatmayacağım. Kaleleri kapatmayacağım çünkü Fully Maintained Fort'tan Army Tradition azalmasını yavaşlatacak olan bonus alıyoruz diyelim. Papalığa diplomatik insi oldu. Osmanlı, Karaman, Avusturya, Macaristan, Papalık, Bosna, Tlemcen, Venedik artı 60'ar gelecek. Yani önemli mi benim için? Değil. Casus Belli'ye sahip olmak önemli mi? O da değil. Alalım o zaman şunu. Evet, Karaman da bitti. Şimdi şuraları bir şeye katalım. Bir bir bunu sömürdük. Burayı da ekledik. Burayı da ekledik. Şurası Mersin. Selusya olmuş Mersin ismi. İçerinin ismi Selusya'ymış. Memleketimdir aynı zamanda. Burada niye bir tane tek başına gemi duruyor? Sen gel abi buraya.
bizim senle November 24'te bu sene içinde bitiyor. Benim aynı zamanda bir tane daha şeye ihtiyacım var. Ya admin ID'yi aldık ama acaba religious mı alsaydık? Bir tane iptal etsem burada yarı fiyatta zararım olacak. Religious alırsam neler veriyor? Moral of Army artı %10 güzel. Ve Culture Conversion Cost eksi %20. O önemli değil de. Peki adminde ne veriyordu? Manpower Recovery Speed artı %15. Bu iyi. Diplomatic Annexation Cost eksi %20. Aslında bu da iyi ama önemli olan şu aslında Core Creation Cost. Bu harcadığımız admin puanları bayağı bir şey yapacak. Bunun üzerine tekrar bir admin ID'yi almak beni zorlar ki onun da olmasa zaten 14 sene var. Peki bu kadar erken bir religious ID'ye benim işimi görür mü? Şu an tekle idare ederim ya aslında. Tamam biz adminle devam edelim. Bu ne? İki tane. Benim ne kadar slotum var? 62. Ben bir ordu daha çıkartabilirim bence. Bu aylık 10,60 dukat istiyor benden. Şey yaparız bunu. Ming bizi rivallamış lan. Ben daha Ming'i yeni görebiliyorum. Reformları iki tanesini geçirmiş. Ahmanis iyi büyümüş. Jumpur patlıyor. Jumpur merkez patlıyor herkes. Timur iyi gelişmiş. Doğuda güzel olaylar dönüyormuş aslında Asya'da var ya. Etiyopya'da iyi gelişmiş ya. Yani dediğim gibi çok çok enteresan bir save oluyor bu ya. Fransa almış mesela burayı. Toprağın ismini hatırlamıyorum ama buraya genellikle Kastil alırdı, Portekiz alırdı. Yo pardon, buraya İngiltere alırdı genellikle. Yo, burayı İngiltere de almaz lan. Burayı kim alırdı? Ben buraya genellikle Kastil diye hatırlıyorum ama neyse, ondan çok emin olamadım. Şimdi abi sana favor çok birikmemiş henüz. Neredeydi? Influence Society'de Curry Favors diyelim. Senle biraz favorımız biriksin. Bunu yeni bir ordu yapacak kadar şeyimiz yok. Manpower'ımız yok. Bu ne abi? Ya buralarda şey var ya. Great Project var ya. Yani şimdiden diyor bu şu kadar parayı ver diyor. İşte ne diyor, 10 sene boyunca upgrade costuna ben eksi %25 çakayım diyor. Bir de diyor advisor kazan diyor. Gerek yok ama da. Boşu boşuna şimdi burada şeyi yükseltti. Unrest de burada bayağı yüksekmiş. Tunus. Onun hakkında konuşurken çıktı yani şey. Şunu kapat. 22 tane asker götürebiliyoruz. Siz gelin abi. Madem oradan gitmek istiyorsunuz. Aslında şuraya Kirvan'a bir kale koysak. Trade efficiency artı %50. Artı %10, %50 daha ucuz yani. Bunu alalım. Bir tane yedek bulunsun. Siz beklemeyin abi, saldırın. Yani buralarda belki de toprak sahibi olduğuna ben buraları kaleleyeceğim. Şimdilik bir şey yapmayacağım. ETW buradaki işlemimiz de bitti. Şimdi 31K bunun burada askeri var. Memlüklere saldırdığım zaman diyelim Tlemcen gelecek, Mogadishu gelecek. Mogadishu'yu nerede lan Mogadishu? Şu an şurasıymış. Sahil tamamen.
Akkoyunu gelmiyor muydu? Ben mi yanlış gördüm? Gelmiyormuş. Neden? Borcu varmış. Bir orduyla Tilem seni... Şu 31 kalsın, muhtemelen iki ayrı ordu bunun. Yani böyle tek tek ben bunları ayıklayabilirsem, direkt kalelere saldırmak değil de önce bir askeri yıpratma savaşı. Diğer ordum da, buradaki orduyu da çek abi buraya kadar. Orada kaleyi açabilirsin. Sen buraları koruyorsun. Antalya'ya bir kale şu bölgeyi korur. Adana'da eksi bir yiyor mu? Yemiyor. Highlands. Buraya bir tane kale bu bölgeyi korur. Şunu inşaya başla. Bir tane de Antalya'ya kuracağız. Highlands'da eksi bir yeniyor, evet. Tamam. Siz geri açılın madem, hadi. Ne diyor? Yıllık artı bir prestij. 94 tukata yok. Artık bu paraları borcu ödemeye kullanacağız. Siz şimdi Antalya'ya gelin. Siz abi Gelibolu'ya gelin. Şey tekini kaçırtmadan. Bir de herhalde ben bu gemileri bir ara bir şey yapmam lazım ya. Burada bekle. Upgrade'lemem lazım. Ne kadar istiyor? 440 dukat istiyor. Bunları bekletebilirim aslında şu an. Mesela ne yapabiliriz? Birazcık trade merkezi basabiliriz. Trade gücümüzü birazcık daha sağlamlaştırmak için. Bu arada evet, governing capacity'de Courthouse'u artık basmaya başlamak lazım yakın zamanda. Makedonya, Ragusa, bir tane de Atina'ya atarız. Bu üç bölge. Sen şimdilik gel bunun içine. Venedik adasına bir claim alamıyoruz. Neden? Şunlardan dolayı. Tamam. O Venedik adasına claim'i hazır tutmak istiyorum. Şimdi iki ay daha, hadi şunlara süre verelim. Aynı zamanda ticaret gemilerimizi de buna yapıştıralım. ERE geri Avusturya'ya döndü. Fransa'yı destekliyor Bohemia. Fransa'nın HRE olması mahveder oyunu yani. O zaman Fransa'yı durduramaz kimse. Nasıl Nassau saldı? Nassau, ha, yok edilmiş Nassau o yüzden. Avusturya'nın HRE olması demek. Ha, bu arada Macaristan'ı annexliyor. Büyük bir manpower reserve potansiyeli oldu artık. Daha fazla ekonomisi kuvvetli olacak. O kadar da fazla değil de yine de fazla. Land force limiti arttı. Daha fazla asker basabilecek ki ekstra para ödemeden. Benim claim'im var mı? Yok. Şu savaş açtıktan sonra Avusturya'ya claim almaya göndereceğim şeyi. Diplomatı. Gelin abi. Menteşe. Bir tane de Macaristan var. 12,6. Sana saldırdığımda bağ, bu arada kara koyunlu gelmiyor bayağı. Ha, turusu varmış. Biz hiç şeye de bakmadık ya bu arada. Biz bu savaşı kaldırabilir miyiz? Acaba 488 senin ne zaman bitiyor? 26 senesinde. Ya birkaç ay sonra, birazcık beklesek gelir yani.
Macaristan imparatorluğa katıldı. Önemli değil zaten de. Gel buraya. Bir de şu Macar ayrılıkçılar. Siz gemiyle bir gidin oraya da. Bunların yürümesi daha uzun sürer. Erken çıktılar zaten. Neyse kale var orada. Yani bizimkiler daha erken giderler şeye. Burası kaç? 35 mi istiyordum? 35 istiyormuş. Bu da bayağı yavaş ilerliyor. Neden? Spy Detection bayağı yüksekmiş ya bunlarda. Ne ID'yi aldı ki? Peki. Hiç şurada ortada buluşun, şey yapmayın. Şimdi geliyor musun? Geliyorsun. Knight'ları da aldık. Reconquest'te savaşı açacağız ama Akkoyun'la katılmıyor. Keşke katılsaydı. Tek bir savaşta hallederdik mevzuyu. Bir savaşı açtık. İki tane Osmanlı gemisi patladı orada. Sıkıntı yok. Ben neyle açtım savaşı ya acaba? Azrak. Azrak neresi? Gittim Tebura'yı aldım. Önce şu bölgeleri bir hemen şey yapalım. Bu arada Karakoyun'un nereleri işaretlemiş? Hiçbir yeri. Bizim Promise of Interest'leri aslında bir yakın zamanda işaretlememiz lazım. Şuna hızlı bir lider versem kaçabilir mi buradan? Kaçamıyor. 29, 2. Ben bu toprağı yakarsam yine mi kaçamıyor ya? Benim hızlanmış olmam lazımdı. Yok. Abi tam 2'ye 2 ya. Benim çıktığım gün o geliyor. Burada bir top 3 piyade kaybımız olacak. Ah, kaçırdık valla. Güzel. O toprağa Scorch Earth yapmamız işimize yaradı. Şimdi bunları buraya getir. Burada bir çöküş olmuş gemilere. 4 tane gemi çaldık. Bu askerler hemen şuraya çökün abi siz. Şimdi şu gemiler bayağı tüm Kuzey Afrika ile savaşıyoruz biz. Burada 9 tane gemiye çöktük. Şuraya kadar lineer bir şekilde ilerleyin abi. Önünüze çıkanları patlatın. Siz aynı şekilde gemiler bunu yapın. Burada bir 36K asker var. Buraya bir göz kulak olmak lazım. Gayet güzel. Gayet güzel. Gel abi, Ege Denizi'ni bir kurtar. Prestijden yiyebilirsin. Recovery'si daha rahat olur. Buradaki 6K'nın üzerine çöksen ne oluyor burada? Şimdi ben burada 1-2K asker bırakıp şuraya desteğe gidebilirim ama o da gelip bunu patlatır. Siege yalan olur. Sen buraya gel. Şurada 1K'nın üzerine çök. Siege of Halep. Tamam, nereye gidiyorsun? Antakya'ya gidiyorsun. Seni bir Movement Lock'ını gördük. Çöktük üstüne. Şuradaki 3K. Abi biz böyle minik minik o kadar fazla asker ayıkladık ki şu an mükemmel oluyor yani. Artı %5 disiplin. Misyoner gücü artı 3. Mükemmel.
Benim aslında religious idea da çok fazla almama gerek yokmuş sanki ama. Tam o bak desteğe geliyordu şu asker. Tam bunun savaşı bittikten hemen sonra bu geldi yeni bir savaş olarak. Yazık tek başına. Direkt Dimaşk'a koşu abi. Yeni bir dönüşüm başlatıyoruz. Şimdi tekrar siz buraya yürüyebilirsiniz. Jerit vasalmış. Şurada Venedik claim'ini bir alalım. Aynı zamanda evet asker basmaya başlamış. Convert yapalım buradan. Smyrna neresiydi ya? Smyrna burası. Üçün üstünde olanları mı bassak ama Number of possible buildings'i çok da harcamak istemiyorum. Ya İstanbul Trabzon'da her türlü biz tek güç haline toparlarız burayı. Önemli olan şu Ragusa'daki gücümüzü arttırmak. Ha. Burası biraz kalabalık oldu artık burası. Şöyle yapalım. Şuradaki başkenti işgal edelim. Şunları mesela bir ayrı yakalayabilirsek. Burası çöl. Çölde ne yiyoruz? Bir şey yemiyoruz. Tekrar bakalım. Bunlar şimdi üstümüze çökerler mi? Nerede benim gemiler? Buraya hemen gelebilirseniz biz bunları o adada kitleyebiliriz 17K'yı. Bu sayede ben şu an üzerine çökebilirim. Burayı aldılar ama. Artık yapamayız onu. Neyse sen burada kal. Dimaşk'ı aldık. Güzel. Yürü abi buraya. 18K. Şu gitsin. Hemen dönüşüne şurada 18K'ya hızlıca çökebilir miyim? Yetişir mi? Yetişiyor gibi. Ayın 14'ünde gelecek. Yetişti. Kaybettik. Çekilebilir misiniz buraya kadar? Çekilmiyor. O. Bunlar stack wipe yapar olursa işte o zaman sıkıntıya gireriz. Fransa Avusturya'ya savaş açtı. Avusturya patlar, Fransa çok büyüyor. Şimdi kaçabilir misiniz buraya kadar? Böyle böyle kaçıracağız bu orduyu. Biraz production basalım. Bunlar gelene kadar hemen öldürür müyüm? Öldürdüm ama kaçamam sanki. Bir gün daha kendisi çıktı zaten. Bu ordu inanılmaz hasar aldı. Yani inanılmaz hasar aldı. Toparlanması uzun sürecek ki zaten manpower da yok. Buna bir reserve yapmak lazım. Ne diyor? 30 sene 37 senesine kadar yani 10 sene boyunca Diplo Relation artı bir gerek yok elde. Diplo Power al geç. Bu arada Fransa ile savaşta olması Avusturya'nın benim bayağı bir işime gelir yani. Ben de saldırabilirim.
Nereleri istiyor? Şu üç toprağı istiyor. Hangisi için açmış? Burn için açmış. Şurası. Peki bakalım. Siz orada bir soluklanın. Nerede Suriye? Suriye. 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 Başka nereler kaldı? Şurası kaldı. Burası da Suriye. Aldık sonunda. Ne oluyor kardeşim burada? Gazze'de çöküş yaşanıyor şu an. Gel Naples. Naples 13K asker basmış bu arada. Aferin Naples. Teknoloji ne? Diplo. Ne veriyor? Naval Equipment Factory olur. Biraz beklesek mi acaba? Yok. İnovatifi salamayacağız. 3 sene. Bu artı %25'ini çekecek. Biraz beklesin ya, acelesi yok. Sizlere geçiş hakkı vermeyeceğim. Siz direkt Dimaşk'a yürüyün. Siz başka hiç şey yok mu? Siz abi niye yürüyemiyorsun? Ha, şuraya geçemiyor. Tamam, o zaman Tabuk Kalesi'ne yürüyün abi siz. Ben buralarda niye kıyamıyorum? Olması gerekiyordu ama. Şu bir tane mission'dan falan gelmedim buraya hiç. Can 2 alırsan diyor. He, o zaman buraları verecekmiş. BTW Moskova ile müttefik. Buna mesela Polonya'yı çağırabiliyoruz yani. Moskova ile olacak olan bir savaşta bakma, biz şu an yaralıyız. Daha fazla askerimiz falan var da. Aslında güzel bir zayıflatma yapabiliriz Moskova'ya. Görevi de tamamlamış oluruz. Aynı zamanda nottaki son toprağı da almış oluruz. Dreadnought'undaki. Şunun üzerine mi geliyorlar? Evet. Biraz daha hızlı. Şu bizi mahvetti. Gitme. Azıcık bu ordu yalama yaptı ya. Ordularını birleştirmemeleri lazım. Rasta bir tane bedava çocuk kazanırız, olur. Şimdi onlar bizi tek tek ayıklıyor. Bunu yapmamaları lazım. Bu mercenary'leri çekebiliyor muyuz? Elimizdeki parayla şurada bir 15 var. Bas şunu Antep'e. Biraz defansif pozisyona doğru çekilsek. Siz gelin buraya. Tamam. Raşide ilerle. Gemileri bir limanlarından çıkartayım da.
Biraz gidin abi. %5 disiplini alalım. Şimdi abi 25K'sı bunun var. 28K bunun var. Mogadishu'yu çıkartabiliyor muyuz? Yok, eksi 25 henüz. Siz şuraya bir yürüyün bakayım. Şöyle yapalım. Şuradan inovativeness kazanabiliriz. Bunu al. %15 biraz daha kalsın bu. Slam sen... Aha. Kastille birlikte. Bu biraz kötü oldu. Ya benim aslında burada savaşmak yerine direkt Tlemcen'e gitmem gerekiyordu da. Oradaki ordumun yenilip buraya kadar çekilmesi beni şey yaptı, engelledi biraz. Ah, kara koyunlu Mogadishu'ya gidiyor herhalde. Mükemmel. Sen şuna gel. Nerede? Gel. O burayı düşürmek üzere. Aslında çok güvenli bir şey değil onları orada bomboş bırakmak ama. Yok. Bir tane soylu bebek doğmuş. Bir an dedim acaba İngiltere tahtına bizim soydan birisi mi geçti? Bir takip. Hidro Lobby. Hoş geldin. Teşekkürler takibin için. Evet, isyanlar patlamaya başladı Memlük'te. Ya aslında şu noktada savaştan istediğimizi alıp muhtemelen çıkabiliriz ama bir bakalım. Return Core diyeceğiz ki abi Suriye'ye tüm topraklarını geri ver. Osmanlı'ya da tüm topraklarını geri ver. Hepsini verebiliyoruz mu lan? Hepsini verebiliyoruz teknik olarak. Yani şurayı komple alabiliriz. Artık Kıbrıs'ı istiyorum bu arada. Kıbrıs'a Knight'lar işgal ediyor ama alamaz orayı. Şu koridoru birleştirmek için belki şurayı alabilirim. Şunu Suriye'ye çevir. Aynen burayı alırız. Bir de War Rap alırsak zaten %100 olmuş oluyor artık. Tabii bunun için ne yapmak lazım? Tlemcen'i ve Mogadishu'yu savaştan çıkartmak lazım. Ya şurada yapmaya çalıştığımız, Tatooine'deki yapmaya çalıştığımız ufak manevra bize savaş süresini yaklaşık iki katına falan çıkarttı çok rahat. Ekstradan buradaki şey bitmiş, annex bitmiş. Şimdi bizim artık bir savaş sebebine ihtiyacımız var. Ne için? Avusturya'ya saldırabilmek için. Evet Hidrolobi, yazılımcıyım. Ya çok spesifik bir alanda yazılımcıyım ama hani böyle genel bir şey yok. Sili'yi isteyelim ya.
burası düştü en sonunda. Mogadişu'ya gitmemiş Karakoyun askerleri. Herhalde Tremsin askerleri yedi onları. Yani meslektaş sayılır aslında. Sen hangi sektörde çalışıyorsun? Ben ABAP danışmanıyım aslında. SAP üzerinde yazılımcıyım diyebilirim. Aslında direkt olarak şunu yapalım. Abi siz defansif oynayın, tamam mı? Mesela Naples. Naples ne yapmış ya? 16K ordu. Güzel. Tüm Afrika topraklarını sen bir bizim Tunus topraklarını diyeyim daha doğrusu özgürleştir abi. Şimdi nerede şeyin gemileri? 36 tane gemisi var bunun bir yerde. Şurada. Nereye gitti? Bir yere çekti o gemileri ama. Şurada. Buradan nereye gidecek? Ionian Sea'ye geçecek. Şu an biz de oraya doğru gidiyoruz. Tekrardan dönecek. Venedik de Avusturya'ya savaş açtı. Yakaladık. Tamam. Şimdi abi bu adamı kapatacağız yani artık burada. %5 tamam artık bunu basabiliriz. Litvanya geçiş hakkı istiyor. Benden geçiş hakkı istemeyin abi. Kendi yolunuzu kendiniz bulun. Şurada bir 15K boş yatıyor. Abi sen ne yapıyorsun sen buraya geldin? Ama tabii oradaki isyanın içinden geçme lan. Gel şuraya. Sen abi gel buradaki işgale yardımcı ol. Şimdi Fas'ın sahip olduğu topraklardan bir tanesini benim Tlemcen'den almam lazım. Aydia Kostex %5. Birazcık daha erken gelse güzel olurmuş. İstemiyorum. Ya da Portekiz'in savaşını bitirmesini bekleyeceğiz. Yani nereleri alabilir? Alabileceği her yeri alacak. Tolerans of the True Fate artı 1. Yani eksi 1 unrest demek bu benim için. Bir innovativeness için gerek yok. Şu an unrest daha iyi. Şu orduyu tekrar toparlamaya başlamış kendine. Venedik sana hiç geçiş hakkı verme abi. Yediler yediler resmen. Bu kale düştü bu arada. Siz abi şuraya gelin. Aa bu arada Portekiz Memlüklerle savaşmıyor. Peki burada ha kara koyunmuş Memlüklere saldıran. Crane. İyi, iyi, güzel. Bedava claim, hayır demeyiz. Venedik'teki şey yakalanmış. Ne zaman kapatır Portekiz bu savaşı? 91 olmuş. Alınacak yer bittiğinde herhalde kapatır. Portekiz patlattı. Portekiz mevzuyu patlattı. Agadir'i alabilir miyim mesela ben senden? Agadir'i alabiliyorum. Hatta ben senin tüm deniz bağlantını kesebilirim. Algiers çıkartman bana bir faydası olmaz. Kabilya faydası olmaz. Polonya geliyor.
Bak bu mükemmel bir haber. Polonya Kastil Savaşı'na geliyor. Tabii yeterli değil, o ayrı bir mevzu. İngiltere neden gelmiyor? Uzak savaş diyor, farklı bir savaş demiyor. Savaşı bittiğinde gelir yani. Kimle savaşıyor lan bu? Amerika yerleriyle savaşıyor. Peki, Tuskan'dan hala bir casus belimiz yok. Fransa savaşı kapatmış. Venedik nereleri istiyor? Venedik muhtemelen aynen şu üç toprağı alacaktı. Hatta şu dörtlüyü alabilir. Eğer onu alırsa ben Avusturya'ya savaş hakkını kaybetmiş olacağım. Şu an saldırırsam kimse gelmiyor. 6K bedava savaş açarım abi. Hatta gel. Sen tek başına yavaş yavaş buraları işgal et. Hadi bakalım. Tüm Avrupa senin. Git işgal et. Avrupa diyorum. Tüm Avusturya. Hangi yıllar oluyor ki bu? Ne hangi yıllara bir oyun mu? Oyunu mu soruyorsun yoksa farklı bir şey mi soruyorsun? Şey yapamadım. Siz kaleye dönün. Kaleyi fazla şey olmadan yakalayabilir miyiz? 2000 yok, yakalayamayız zaten dolmuş. Abi oyun 1444 yılında başlıyor. Yani tarihsel olarak İstanbul'un fethinden 9 sene öncesinde başlıyor. 1821 senesine kadar da devam ediyor. Alternatif tarih oyunu, her ülkenin verdiği kararlar neticesinde tarih bizim bildiğimiz mevzudan daha farklı ilerliyor. Öylece oyun hiçbir zaman kendini tekrar etmiş olmuyor. Mogadishu hala çıkmıyor savaştan. Şöyle yapalım. Kara koyunlu. Sen Mogadishu'yu işgal edebilir misin abi? Rodos diyorum. Rodos şövalyelerinin 5K askeri burayı işgal etmeye yeterli değil. Evet, isyanlar çıkmaya başladı. Kahire düştü. Tabuk. Savaş uzadıkça bizim için şeyi artmaya başlayacak. Şunları alalım ya. Tlemcen. Tlemcen sen. Ben seni full işgal edecek miyim? Kaç kalem var? 3 tane kalem var. Bu şimdi şu Tlemcen savaşını uzatmak istemiyorum ya. Clear offer. Burayı niye vermiyorsun bana? Bölgede hiçbir kaleyi kuşatmadığın için diyor. Bölgedeki tek kale burası. Peki bizim buradan geçiş hakkımız var mı? Var. Benim filom nerede? Filom burada ne iş var? Filon'un amiralleri gitmiş. Siz kuşatmaya yardıma gelin. BM giderek basitleştiriyor gibi ama hala zevkli. Ben FM değil de FM gibi bir oyun daha vardı. 2004 senesinde oynuyordum. Yani futbolu öyle çok fazla aram yoktur. O yüzden böyle FM tarzı oyunları ben çok fazla oynayamam. Bir aralar oynamaya bir çalışmıştım ama. Sen şuraları işgal et abi. Sen bunu yendin. Sen bunu yendiysen. 2K'nın bir üzerine çök. Bulduğumuzu yok edelim sonuçta değil mi? Litvanya kimle birlikte? Ha, Venedik'le birlikte gelmişti herhalde savaşa. Burası bize.
Bir top saldırısı yapalım bu. Tilemsen'in işgalini biraz hızlandıralım. Memlükler geri toparlıyor. Tilemsen'in askerlerini çıkartmak lazım. Ne oldu? Reform. Aa, reform. Peki. Laranda. Oo. Of of. Yok abi, ben bu savaşı kapatmayacağım ya. Ne olacaksa olsun artık. Şuraya şu kaleyi dedik. Yani bu savaşı şu an isyan çıktı, manpower'ım bitti falan diye kapatırsam Memlükleri istediğim kadar zayıflatmış olmayacağım ben yine. Benim amacım onu yapmak. Ve bu kadar Reconquest'i tek bir seferde almak da benim işime bayağı bir gelecek açıkçası. Ayrıca şu Fas'ın son toprağını da yani almak istiyorum şeyden. Memlükler Karakoyunlar'la White Peace yaptı. Ben niye Mogadishu'yla yapamıyorum hala? Neyse, burada aldığım tüm kaleler en azından benim için bir koruma şu an için. Sen abi şu Crane'e gel. Sili mi? Beni blokladı. Neyse ki bu savaşı açmışız, yoksa bu savaşı hiç açamayacaktık. Şimdi şöyle yapalım. Parçala abi şunların hepsini. Blokla, bu kadar da değil bir dakika. Sen buraya. Sen buraya, sen buraya. Saldırın abi şu içeriye. Tatooine'de de isyan çıktı Allah'ım ya. Burayı aldık. Şimdi bu kaleye gel. Burada isyan dönüyor. Onların kale kuşatmasının üzerine çökeceğiz. Bana az önce Polonya mı küfretti? Orospu çocuğu niye küfrediyor bana? Müttefik değil miyiz biz? Kötü bak, birine yanaşmaya çalışıyor kesin var ya. Güllü Masteker hoş geldin. Güzel gidiyor. Biraz olması gereken uzun bir süren savaşın içindeyiz. Manpower'ımız bitti. Ülke biraz zayıfladı artık. Ama savaşı sonuna kadar götürmeye yeminliyiz yani. İstediğimizi elde etmeden ölmek var, dönmek yok yani. Şimdi şuradaki kaleleri tek tek kaybediyoruz. Fakat şuradaki paralı askerler 6K asker çıkarmış bu burada. Bir stability bunu alırım ya. Sormana gerek yok. Stability 3 değilse abi, direkt stability vereceksin yani. Hop. 1K yukkaladık. Çok güzel. Şimdi hızlı bir karpuz hiç lazım bana burada. Aynı anda pek çok cepheyi de kontrol etmek sıkıntı oluyor biraz. Venedikli korsanlar var burada. Venedik. Götlük yapıyorsun. Hiç hoş değilsin. Şu geri kalan 6K'lık askerler nerede? Ne oldu HRE? Hesse mi oldu?
HSHR oldu abi yani. Öyle bir oyun yani. Salzburg gitti. Gözlerimizin önünde aldı Bohem orayı. Influence düşür ya. Yok, gainmiş o ya. Bir dakika. On influence kazan, on influence kaybet. 20 loyalty. Trade options 110. Bir de şeyle başa çıkamam ben şu noktada. Bunlar kim? He. Kimse değil, tamam, sadece biz. Burada sıkıntı yok değil mi? Suriye yaptık burayı. Nepos hala düşürememiş burayı ya. Tamam, artık şey bitti yani. Alamıyoruz hepsini ki zaten çok şey yapıyor bu bize. Şu ikisini alacağız. Aa, bir dakika, burada tapiyat vardı. Sus. Susu alıp Taffy 6'da çıkartabiliriz burada. Aggressive Expansion 51 yiyoruz. Da burası önemli değil yani. Tek Kuzey Batı Afrika'da birkaç Müslüman toprağı almışız. Ne İspanya sallar bunu, ne Portekiz sallar. Avusturya'nın haberi olmaz, Memlüklerin sikinde olmaz. Eksi 13 alıyorlar. Şimdi benim kaç vasalım var? Osmanlı'nın claimlerini Trabzon dışında tamamlamış olacağız. Suriye'yi tamamlamış olacağız. Naples. Bir tek şurada Malta adası kalmış Kastil'den. Onu tamamlamış olacağız. Ingolstadt asker kiralamış Allah. Mogadişu, sen artık bence çıkabilirsin savaştan. Yürü git. Sen git şuradaki askerleri al, onlar dönemezler. Avusturya'yı basalım. Yok ya. Gerek yok, o kadar da değil. Yok, bu admin puanları bekleyeceğim artık. Ne oldu? Akya çökmüş üstüne. Şimdi yani Budapeşte trade noduna girmek istiyor muyuz? Peşte trade noduna. Aslında biz bu savaşı niye açtık esasında? Şu Venedik trade nodu topraklarını alabilmek için açmıştık ama onlar da artık kalmadı yani. Biraz para çekelim. Tamam mı? Başka ne yapalım? Humiliate yapalım. Rival'ımızmış. Ben de bilmiyordum. Öyleymiş. Şu iyidir ya. Tamam. Dön. Borçları artık yavaştan ödemeye başlamak lazım. %75 şansa Spine Network Construction, %30 artacak, önemli değil. 10 prestij ya.
Sen buraya gel. Advisor'ımız öldü. Avusturya artık valid bir rival olmaktan çıktı bizim için. Zaten beklenen bir şeydi. Trader'ımız ölmüş. Yenisi hazır bekliyor. %50. Artık yeter ya. Ben niye full occupy'a uğraşıyorum ki abi? Çek parayı. O rap'ini al. Bitir ya. Zaten kıyı şeridini kapatamayacağım yani. Boşu boşuna şey yapmaya gerek yok. Şimdi kaldık mı Memlük baş başa? Kaldık da Army Professionalism tabi bitti. Çünkü şey yaptık sürekli. Kardasya kiralayınca Army Professionalism diye bir şey kalmadı yani geriye. Şöyle yapalım. Şu boşları arkada bırakalım. Aa, benim paralı askerlerin üzerine çöktüler. Çok iyi. Siz başkente gelin. 24K askeri var bunun. Birazcık daha paralı asker lazım bize. Tatooine'de. Lineer bir şekilde buradan ilerlememiz lazım. Bu %7. %14. Bunun üzerine çökeriz. Güzel. Yüzde kaçta? 28'de de bize devredildi. İyi iyi güzel. Siz önden ilerleyin. Siz de ilerleyin. Şimdi ben ne alacağımı bir tekrar bakabilir miyim? Tüm şu toprakları geri döndürtüreceğiz. Zaten kayıt alınca %100 tam yetiyor yani. O yüzden %100 işgal etmem lazım. Biriniz buraya, biriniz buraya gelin. Sen de buraları tek tek ala ala geleceksin şimdi. Knight'lara White Peace verdik. Güzel. Çekilsinler aradan. Kahire'yi düşürdük. Gayet hoşdur. Gemiler gelin. Şu armadayı bir patlatın. Evet, kıskacı artık daraltıyoruz. Yani bu noktadan sonra Memlükleri patlatacağız ama savaş çok uzun sürdü. Gereğinden uzun sürdü. Birkaç acemi saldırılarda bulunduk. Ne oldu bizim? Kral öldü. 3-2-2. Yeni eğrimiz. Boğdur abi, boğdur. 3-2-2. Daha iyi bir şey bekleyelim. Size bir general atayabiliyoruz. Abi sen ne yap biliyor musun? Şuraları. Sen abi. Buraları. Başlayın bakayım. Sen şimdi tek tek bu bölgeyi ayıklayacaksın. Az daha rastgele bir görevi seçiyorduk. Ne diyor? Church kurmam abi. Kastil aramı iyileştirmem. Ne diyor? Halep. Halep'teki korsanları sil diyor. Artı 15. Bunu yaparız abi.
Bu olur. Kaç kalesi? Oo. Bayağı aşağı kadar iniyormuş yani mülkler. Gel abi şuraya. Buraları komple almışlar. Onlar da iyi gelişmiş aslında. Tabii Osmanlı tehdidi olmayınca başlarda çok rahat genişleme gösterdiler. Aslında ben admin şeyi harcamayacağım ki hiç yani. Ben kendi adıma hiç toprak almayacağım. K 108K askerimiz var. Lafta tabi. Disiplin %5. Bunu alırız ya. Aylık 4 tukat bedava seviye 3. Hatta siz Kıbrıs'ı işgal edin yani. Bunları korlamaya gerek yok çünkü Fas ve Trifalt'ı çıkaracağız oradan. Gemilerimize biraz zayıflamış. Nereye bakıyor? Ha. Stop mission abi. Bam 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 bam. Kale birazdan düşecek çünkü. Bunlar hala sıfır asker burada unutuldu. Hadi be. Gidin dinlenin şimdi burada. Ne oldu burada? Kendi ordumuz, şu kendi ordumuz, şunlar kendi ordumuz, bunlar paralı ordu. Oh yeter, yani şu savaş bitsin artık. Çok tatsız, gereksiz uzadı ya. Şurası Suriye'nin. Kıbrıs düştü. Oradaki gemilerine çöktük. Ayağı da indirdik. Kaçacak yerleri yok çünkü artık. Bitti. Tüm gemilerini patlattık. 6 tane kalmış. Yani şu denizin şu tarafında onlar da. Tamam. Siz şuraya geri dönün. Bizi geriye kalan tüm işi misyonerlerle, misyoner diyorum. Paralı askerlerle artık hallederiz. Şunu reduce'la yapacak bir şey yok buna. Beyaz bayrak falan da çekmiyor hiç ya. Şu iki yeri Suriye'ye geri ver. Buralar Osmanlı'ya. Değil mi? Aynen Adana, Antep falan bunlar hep Osmanlı'ya. Şudur. Hadi be düş artık sen de be. Saldırsam mı içeri? %49 zaten. Gerek yok. Bunu... Sen gel abi, onlar orayı halletti.
Slave almayacağız demiştik. Ben direkt bu. Nereye gidiyor bu? Hormuz. Hormuz'un başkentini işgal etsek. Ne diyor? 50 at kaybet. Bunu veriyoruz. 10 legitimsi kaybet ya. Memlük bir beyaz bayrak çekecek mi artık ya? Yani ikimiz de rahatlasak en azından. Buraya yürüyebiliyor musun? Yürüyebiliyorsun. Eğitim yapın abi. Sen gel. Bunu al. Gel sen de burada eğitim yap. Advisor al. Borç ödeyebiliyoruz mu? Bir tane borç öde. Şu %1'likleri bitirmemiz lazım. İlk önce. Aa, ya. Şimdi normalde beyaz bayrak çekmesi lazımdı ya. Hani çok fazla işgal altında kaldı. Devastation'lara baksana. Mahvettik ülkeyi. Hayata tutunmaya devam ediyor ama. Azimli, azimli. Hakkını vermek lazım. Ama çok uzadı savaş. Kıbrıs'a verir misin? Vermiyorsun. Tamam, sorun değil ya. Oh be. Suriye'nin bir tek Karakoyunlu topraklarından şey kaldı. Karakoyunlu'ya artık benim şeyim ihtiyacım kalmadı çok fazla. Karakoyunlu'yla ittifakımı bozup Timur'la aramı iyileştirirsem zaten ally olabiliyormuşum. Dissolve this alliance. Tamam. Karakoyunlu Savaşı'nda Timur'u çağırıp Timur'la beraber Karakoyunlu'ya savaşırken bir taraftan da Akkoyunlu'ya saldıracağız. Ek olarak Trebizond. Bedava. Bedava. Sizler çalışmaya devam edebilirsiniz. Ama ve lakin seni artık siliyorum. Seni artık siliyorum. Sen gel hadi Trabzon'u sen şey yap bitir. Şunu düşür. Bunları kullanıyoruz böyle ama sıkıntı yok. Ülkeyi biraz hızlı bir şekilde geri toparlayalım. Benim tek isteğim o aslında. Gel bakalım. Osmanlı bizi seviyor artık ya. Tabii o kadar Reconquest açtık ya onlar için. Güya optimizasyon çalışmaları yapacaktık yani. İmereti sayesinde Genoa ile savaşabiliyormuşuz ama Moskova ile de savaşmamız lazım. Geldik geldik. Şimdi şu ticaret gemilerini geri bir Konstantinopol'e gönder. Yeni değişimini başlat. Zaten şunu da aldıktan sonra admin teknoloji eksi 10, governing capacity artı %25, misyoner gücü artı 3, yıllık prestij artı 1. 4 tane şeyi unlock etmiş olacağız. Artı diplomatic annexation cost eksi %20, manpower recovery. Şu bizim işimize çok yarayacak ya.
Bu ne veriyordu? Attrition for enemies, natural growth. Bunu çıkartabiliriz. Buna hiç gerek yok. Ordu büyük ölçüde topladı kendini. Aydınlığı. Aydın'a geri dön. Bu neresi? Tunuslu ayrılıklar. Tunus'ta askerimiz var. Gemiymiş lan. Şey kaleymiş böyle. Gel. Kuşatmaya yardım et. Bu neden? Local defensiveness mountain'mış. Pontic Mountains var mı? Oo. Sağlam kaleymiş bu. Bizim hala air'ımız yok. Ölmesi durumuna ne oluyor? Polonyalı adamın şeyi geliyor bize. 20 Army Tradition mı yoksa? Abi çok kötü ya. İki tane general çıkar. Bunu sil. Şunu da sil. İki yeni general daha çıkar. Tamam, şimdi Tradition kaybedebiliriz. Üzdü ama yapacak bir şey yok. Stability kaybetmek istemiyorum. Şimdi bu arada influence annex yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Bununla bir relation yapmamız lazım. Acaba Osmanlı'yı bir süre annexlemesem mi? Aynen. Askeri güç olarak yanımda kullanabilirim onu. Neymiş? Hasar. Bir ay daha dön. Bu işe değil. Ya gerçi çıkmayacağım ya şeye. Viyana'ya, peste falan çıkmayacağım. Önce 3,5'lar mı, 1'ler mi? 3,5'ları ödeyelim hadi. Aa. Ben buralara basmadım mı ya? Burayı da Osmanlı'ya İmereti. Şurada aslında Georgia. Bunu çıkartıp march yapabilirim. Kırım'ı çıkartıp marş yapabilirim. İki tane marş. Osmanlı'yı marş yapsak. Disiplin 5. Manpower Recovery %20. Cavalry Combat %15. Economic Offensive Humanist almış. Ne kadar kötü idealar almış. Şövalye ne kadar favorim var. Ben buna şey diyemiyorum. Break Alliance. En az 50 opinion. Bununla Dissolve Alliance ya. İçerideki favorlarımı kullanıp Fransa ile olan müttefikliğini bozduracağım. Sonra da saldırıp alırım direkt. İmereti. Yok abi. Seni de silebiliriz artık. Şu görevi tamamladık da bir anlamı kalmadı artık onu tamamlamamızın. Yani Kıbrıs'ı almadık. Bu nereyi istiyor? Din Ortodoks olsun istiyor. Evlenmeyeceğiz.
Yani daha misyonerimiz olsa aslında ya. Rebel nerede var lan? Ha şeyde vardı değil mi? Burada. Portekiz onu halletti. Biz de o toprağı geri düzeltip... Aa. Bir dakika, burası ne ayrılıkçısıydı? Tlemcen'i. Bir dakika, bunların gitmesine gerek yok. Diyeceğiz ki... Fas'ı çıkar. Sonra diyeceğiz ki... Tafi... Unoccupied istiyormuş ya, tamam. Gel buraya. Gel. Morocco. Grand Provis, İfni. O senin olsun. Uğraşmak istemiyorum onunla. Sonra alırız tekrar. Beş, iki, bir ne ya? Osmanlı. Ne oldu lan? Hayırdır? Yani biraz asker bastın. Benden daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun şu an? Castile Rivals'ladı bizi. Abi biz Rivals slotumuz açıktı bizim. Mink Castile tabii ki. Economic action'lardan ambargoyu uygula. Burada bir isyanımız vardı. Bunu buraya yürüt. Din değişimi. Sırayla abi ya. Hangi kime denk gelirsek artık. Geldik buradan. Tafil alt. Memlükler Rival'dan düştü. Sen tekrar... Bizim gemiler nerede ya? Ha, şu geri kalan askerleri getiriyor. Neden böyle bir dolanma yaptı acaba? Çok merak ettim. Kangır'ı da... Bu ne? Ambargoyu çıkar, ha. Memlükler düşmüştü. Memlükler yerine ne yapayım? Ming'i mi alayım yani? Alabileceğim. Rusya var mesela. Neden Rusya'yı alamıyorum? Rusya ile aram ne kadar iyi. Oo, bayılıyormuşuz birbirimize. Mesela Rusya'ya ben bir küfredeyim ya. Sukabıliyet. İçimden geldi. Vallahi bu yoktu. Yine çıkmadım. Belki çıkar. Şimdi ne yapabiliriz? Sana bir curry favors yapalım. Şimdi benim merak ettiğim şu İngiltere'den curry favors'ı artık çekelim. Naples'la aramız hala çok iyi değil. Yavaş artıyor sanki ya. Bizim Improvisation da bayağı iyiymiş aslında ama Kastilya savaşı açarsam İngiltere geliyor. Polonya gelmiyor bu sefer. Neden? Yine mi birbirlerini seviyor? Bu Polonya niye herkeste iyi abi, anlamıyorum ya. Herkes arası çok iyi adamın ya. Ne kadar seviyor? 114. Düşüremiyoruz yüzün altına. Peki. Peki. Tuscan. Tuscany. Bizim hala buna bir savaş sebebimiz yok. Venedik'e savaş açarsam Litvanya geliyor. Ben şu trustlarımı da bir arttırayım ya. Trust. İngiltere, Trust. Son idea'mızı da açtık. Tam bir sürü şey açıldı diyor. Biliyoruz zaten. Bunu seçiyoruz. Bunu seçiyoruz ve Attrition for Enemies'i bunu çıkartıyoruz. Gereksiz military manpower harcamayalım şimdi. Siz burada ölüyorsunuz.
Sizi buraya çektik. 22-8. Sizi birleştirdik, eğitime soktuk. 22-2-8. Genişlik 24. Bunu 26 yapabiliriz. Şu template'i 24-2-10 yapalım. 24-2 ve 10 yapalım. Artık yeni askeri standart, ordu standardı diyelim. Ordu standartı. Tamam. Ordularımızı buna ayak uyduracağız. Bunu uyduracağız. Artı bir yeni ordu daha basmak istiyorum. Tabii bunların hepsi şimdi değil. Borcu kapatıp yeteri kadar manpower biriktirdiğimizde. Ne yapabiliriz? Genoa'ya saldırsa misal. Herkes geliyor. Papalık üzerinde claimlerimiz varmış. Kastil falan geliyor. Yani şu Polonya ile Venedik'in arasını bozup Litvanya Polonya'yı çarpıştırıp ben Venedik'in üzerine çökmem lazım yani. Mevzu aslında bu. Venedik ve Papa'nın üzerine çökmem lazım. Değil mi? Başka kim vardı? Papalık yokmuş. Knight almak için güzel bir tahta. Venedik. Mantua önemsiz. Tuscany. Şimdi Tuscany'den belki Pisa veya Siena'yı alarak ne yapabiliriz? Luca'ya yanaştık diyelim. Luca Genoa ve Papalık'la müttefik. Tuscany'den bir tane toprak alarak claim atabiliriz. Bir sonraki Venedik Savaşı'nı Tuscany üzerinden açabiliriz. Peki Venedik'ten ne alacağız? Venedik'ten şu bölgeyi alacağız. Ki artık Basilius Challenge. Tabi burada da annexleyeceğiz hep. Urfa kaldı. Urfa ve Kıbrıs dışarıda şu an. Artı şurada 4 tane Venedik toprağı var. Basilius Challenge bitmek üzere. Yani bitti diyebiliriz o cepte artık. Venedik'i alsam mı? Çok pahalıya denk gelecek bana ama. Ama ve lakin claim'im var. Evet, bunların hepsi bir sonraki şeyimizin konusu, yayınımızın, videomuzun konusu olacak. Bugünü kapatırken yeni sınırlarımız, coğrafik düzenimiz, politik coğrafik mi denir? Siyasi haritamız aslında böyle. Osmanlı bizim vasalımız, Suriye vasalımız, Naples vasalımız, Tunus toprakları direkt olarak bize bağlı. Fas ve Tafilalt'ı da çıkarttık ki Kuzeybatı Afrika'daki Reconquest savaşlarımızı şu şekilde gösterelim. Tlemcen üzerinde, Fas'ın da direkt olarak Portekiz'in üzerinde bir sürü claim'i var. Ama şöyle bir sıkıntı var. Portekiz'e direkt olarak Reconquest savaşı açamıyoruz. Attitude towards enemy. Bir dakika, Portekiz'le bunun arası bozuldu mu? Yok. Sadece artı 20 mi alıyor attitude? Defensive 4 artı 30. Yani ben bunların arasını falan bir bozdursam. Break Alliance, Portuguese. England will annul all treaties with Portugal Alliance. İngiltere ve Portekiz arasında Turus'a sebebiyet verecek. Yaklaşık 5 sene falan sürecektir muhtemelen. Tabi orada Turus var iken de biz şey yapamayacağız. Portekiz Savaşı'na çağıramayacağız. Bu savaşı tek başımıza alabilir miyiz?
61K'mız var. Tabii ordu da basacağız yani. Anca ordu bastıktan sonra Portekiz ve Kastilya tek başımıza savaşmamız lazım. Şuradan yürüyecekler onlar da. Ben buradan ilerlerken. Bu savaşı yaparız ya. Portekiz'in İngiltere müttefikini kesmek benim için yeterli olacaktır. Portekiz'den şu bölgeyi alırız. Kastil'den bir iki tane Aragon toprağı. Messina, Malta. Artı kıyı şeridini kapatırız biraz. Buradan gelen ticareti biz biraz kontrol edebiliriz belki. Gerçi onun için harcayacak şeyimiz yok ama. Merchant'ımız. Peki abi. Bugünü burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki yayın. Yarın akşam açma gibi bir planım var yayını. Yani ne oluyor tarih? 10 Kasım Çarşamba günü akşam böyle saat 9'dan sonra 8'den sonra falan açabilirim. Kanalı takibi alın. Bildirimleri açın. Aynı zamanda aşağıda bulabileceğiniz YouTube ve Twitter sayfalarını da takip edebilirsiniz. Twitter'da yayına başlayacağım zaman bildirimini yapıyorum. YouTube'da da bu izlediğiniz serinin videolarını bulabilirsiniz. Her gün YouTube'a yüklemeyi devam ettirmeyi planlıyorum. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. İyi akşamlar, kendinize iyi bakın.